Evet, Spor 55 ikinci bölümde mesajlarla başlayalım. Şöyle bir göz gezdirdim o reklam arasında ama hepsini okumaya çalışacağım. Ayhan Semiz, kolay maçı zora soktu hoca, türbünde 9 doğurduk, seyirciye yazık değil mi abi, bu futbolla mı biz çıkacağız, Allah yardımcımız olsun. Hüseyin Ordulu, iyi yayınlar Ender hocama, saygılar selamlar Erhan hoca, bu hafta kalitesini gösterdi, kalitesi bu kadarmış. Dursun Aslan, şimdi herkesle bir karamsarlık. Ordu Spor'u zor yenmişiz. Kardeşim, her maçın atmosferi ve havası başka olur. Bu takım gider Gaziantep Belediye'yi arslanlar gibi yener. Benim endişem şu. Şu an çok iyi top oynayan Altın Ordu ve final gibi bir maç. Osmanlı, bunları yenelim. Adana Demirspor maçına rahat çıkalım. Kozluklu Vedat. Bizim iddialı takımları her maçta yenecekmiş aşikardır. Hangi maç basit gördükse o maçlarda da yenildik ya da berabere kaldık. Erhan Hoca'nın da maçın ne kadar hafife aldığı belli oldu. Davut Oğuz, Ordu Spor'u bile zor yeniyoruz. Abi playoff'a kalsak ne yapacağız? Hocasız bir takım ne yapabilir? Erhan Altın gitsin, bu takım onsuz daha iyi oynuyor. Ahmet Köksal, sonuçlar böyle hesaplayın bakalım ne oluyor, selamlar. Ordu 2-1 Adana'yı yenmiş kendi hesabına göre. Adana Demirspor Antep berabere kalmış. Manisa Adana Demirspor'la berabere kalmış. Tabii Ahmet Bey'in kendine göre hesapları. Biz de tabii kendimize göre hesapları yapıyoruz. Biz Antep'i yenersek, Antep sonraki hafta Adana'dan bir puan alırsaydı, o maçı alırsa falan filan. Ahmet Bey olmuyor işte, olmuyor. Hani Ordu'yu biz çok rahat geçeriz. Çantada keklik gibi görüyorduk. Ama dediğimiz gibi çok zor anlar yaşadık. Mustafa Semiz, Samspor Ordu maçı derbi maçı, Karadeniz derbisi, Ordu derbiye yakışır oynadı. Tebrik ediyorum. Yakup İlker, bu hocayla playoff oynayamayız. Özgür Altunay, Ordu maçını kolay kazanırız dedik ama çok zorlandık. Ayrıca Ordu Spor bu kadar hırs yaptı bize karşı. Orası da soru işareti. Doğru. Bir şey söylemek tabii istiyorum. Şimdi hocayı eleştiriyoruz. Tamam. Kabul. İkinci yarının kaçıncı haftasındayız biz? Hocam toplamına baktığımız zaman kaçıncı hafta mı? 27. 27 evet. İlk hafta, ilk yarı 17 maç oynadık mı? Hı-hı. 16 maç mı oynadık? 17 maç mı oynadık? 17. 17'de ilk yarıya. Şimdi 27. Peki ikinci yarıda oynadığımız 10 maçta kaç puan toplamışız? Onu hoca söyledi ya şeyde. 24 yok, puan mı? 24 puan toplamışız değil mi? Evet. Şimdi bu 24 puanı toplayan takımın hocası bu hoca değil mi? Doğru. Yani 10 maçta 24 puan toplayan hoca bu hoca değil. Kaybeden 10 maçta 6 puan kaybeden hoca bu hoca. Biz hep bardağın boş tarafına mı bakacağız? Ya biraz rica ediyorum. Yani biraz da bardağın dolu tarafına bakalım. Şimdi bu takımın sezon başından beri geldiği çizgiye bir bakalım. Ve ikinci yarıda ortaya konan performans, ikinci yarıda toplanan puanlar asla ve kat'a başarısızlık olarak addedilemez. Evet. Şimdi yapılan hesaplamalarda maç başı ortalama 2 puan şampiyonluk getirir denir değil mi? Doğru. İkinci yarının maç başı puan ortalaması 2.4. 4. Bu bir. 2. Hocayı eleştirelim. Futbolcuyu eleştirelim. Onlar şöyle kötü, bunlar böyle kötü, yöneticiler şöyle kötü, bu böyle kötü. Peki ya biz taraftarlar neredeyiz? Önemli olan o zaten. Kaç kişiyi oynuyoruz abi? Ya hocam, boş şimdi ver Ordu maçını. Önceki maçlarda kaç kişiyi oynadık abi? Ortalamasını ya bir alır mısın şimdi ya? Bak, 12 bin pasolik var diyoruz değil mi? Öyle bir yerden yakaladın ki beni şimdi. Bir dakika bitireyim. 12 bin pasolik var diyoruz. Doğru. Değil mi? Nerede abi taraftar? Yani biz önce evimizin önünü süpürelim. Ondan sonra sokak pis diye feryat edelim. Hocam pasolik var ya, darmadağın oldu biliyor musun? Pasolik genel müdürü değişmiş. Bütün eski elemanları, çalışanların alayını çıkartmış, yenilemiş. İçine vermiş. En üstteki adam onu da kovmuş. O genel müdürü de kovmuş. Pasolik ne oldu belli değil hocam. Bu hafta ben ne yaşadım biliyor musun? Bu kadar yani, gözümle görmesem söylenenlere inanırım ama gözümle gördüm, yaşadım. Arkadaşlar gittik oraya, pasolik bilet alacak. Pasolik'i var. Verdik şeyini,
Faso ligini verdi. Bekliyoruz. Arkası doldu çocuğun. Ya dedim hadi dedim bitire gidelim. Almadın mı daha? Yok abi bekliyoruz. Eğildim. Kardeş dedim ya yapsana şunu. Abi acemi acemi çocuklara koymuşlar. Murat'a da şikayet ettim onu. Adam bir kağıt bileti 15 dakikada verir mi ya? Ayıp ya. 15 dakikada bir kağıt bilet verdi adama ya. Oraya gelen Okan diye bir arkadaşım var içeride çalışan. Geldi. Çocuk bilmiyor. Orayı kapat, burayı kapat. Onu oradan çıkart, bunu buraya ver. Şeyi ver, yazıcıya ver bilmem. Yeter daha. Vallahi ben o sırada olsam gına gelirdi bana. Yani ben bir gün önceden alsak biletimizi. Ya internetten alırsın tamam çok rahat. Doğru. Orada ya da şehrin çeşitli yerlerinde cihazları bir lira, var. Bir lira alsak ne olur? Ya hocam ama gelmişim oraya kadar alacağım. Yok, tamam da kabul yani onu kabul ediyorum. Orada kabul da var yani. Orada da bu olay çok ya değişik. Mutlaka öyle ama herkes bir defa iğneyi kendisine çuval dızı başkasına batırsın. Vallahi hocam iğneyi batıra batıra yer kalmadı ya. Ama yani biz önce yani ve çuval dızı bir kendimize soralım yani. Yani. Bir kendimize peki, soralım. Arkan Hepşen. Abi bu kardeşlik muhabbetlerinden artık sıkıldım. İnan ki maçtan önce el sıkışırsın, maç başlar, maçını oynarsın, sonra vedalaşırsın. Olay biter. Bakın nerelere geliyordu. Başımıza bir de Oduspor kalecisi kendisini öyle bir kaptırmış ki maç içinde taraftarın sinirini bozmak için elinden geleni yaptı. Bakalım bu istek ve arzulu oyunlarını Adana Demirspor maçında da gösterecekler mi? Güzel bir yorum. Tuncay Taşdelen, Samspor Store'de neden çocuk orijinal forması satılmıyor? Bilgi verirseniz sevinirim. Tuncay çok güzel bir yere temas ettin. Dün de oraya uğradım. İnanın forma forma store yok. Store açık mı store, ya? Açık hocam açık da içeride forma yok ya. Niye yok? Yok hocam yok. Ya niye yok? Problemler vardı onun niye, için. Ne problemi var abi? Allah Allah hocam. Abi söyle ne problemi var ya? Store hocam. Açık içinde forma yok problemi var. Sonra yutkunuyorsun. Ne problemi var abi? Söylesene vatandaşa. Hocam problem ne? Ne abi? Firma değişti bir kere. Daha evvel Ereya'ydı. Şimdi şeye geçti. Luskon'a geçti. Marka verme. Marka, uyarıyor arkadaşlar. Yani şey. Ödemeler yapılmamış. Bir evvelkilerde bir şeyler var. Tamam. Sıkıntılar var. Bunlar tamam. Forma taahhütlerinde bulunmuşlar. Formalar gelmedi. Hı. Store'da şey yok. Forma yok. Yani ve sezon sonu geldiği için de sezon sonuna kadar bu firmayla devam etmek zorunluluğumuz var, var mı? Yani var. Yap anlaşma öyle mi? Aynen öyle. Sezon başında yapılan aynen anlaşma öyle. Mevcut A firmasıyla, B firmasıyla, C firmasıyla önemli değil. Sezon var. Sonuna kadar alkat şey yapmak durumunda mıyız? Yeni bir firmayla anlaşamıyor muyuz? Yok. Anlaşamıyoruz. Yok. Bu sezon borcumuz bitecek. Olduğu için de adam mal göndermiyor. Aynen öyle. Artı futbolcular bile forma veremiyorlar. Yani şimdi İsa'nın kulaklarını çınlatalım buradan. İsa'ya da birileri söz verdi, yollayacaklar. Çocuk benden 3 aydır forma istiyor. Bir tane forma alamadım hocam. Parayla forma alamıyoruz. Alamıyoruz ya, yok. Yok. Şimdi Samspor dün neyle çıktı? Gri renk, siyah formayla çıktı. Ay. Bitti mi kırmızılar, beyazlar? Yok, yok canım, onu hakem istemiş. Ya hocam. Ordu hakemler, beyaz çıkınca hakem siyahla hakemlere, çıkmış. Hakemlere 3 tane 4 tane çeşit forma gider. Kırmızı çubuklu gider, kırmızı sade gider, tamam. Beyaz gider. Orada rakip şeyine göre ayarlarsın. Bunu istiyorsun, bunu tamam, getirirsin. Normal. Yani formamız 5 takım forma geliyor. Her futbolcuya 5 takım forma geliyor. Çocukların ellerinde forma da yok. Atamıyorlar, kıyamıyorlar. Yok yani giyemiyorlar. Mustafa Albayrak. Atilla abi size %100 katılıyorum ama tamam kötü oynadık diyelim. Ordu Spor 3 puanı kurtaracak mıydı? 3 puanı evet 3 puanla ligde kalacak mı demeye geç. Sevgili Vatan Yeşilyurt. Vatan çok iyi bir Samsporlu. Bizden gurbette ayrıldı bu. Merhaba sevgili moderatör. Ya bu kadar da yok canım. Sevgili Vatanım ben senin Atilla abinim. Yorumcum Ender Gür, benim kısacası yorumum şu olacak. Ordu Spor gençleriyle muhteşem oynadı. Samspor'u 70 dakikaya kadar ecel terleri döktürdük. Bunu bence hafiflemeye bağlamak doğru olabilir mi? İyi yayınlar. Hafife almaktan. Hasan Tahsin Ergin. Canberk neden ilk 18 kişilik kadroda yok? Neden ilk 11'de oynatılmıyor? Benim anladığım tek konu Canberk sakatsa nasıl oluyor da U21 takımda maçlara çıkıyor. Evet U21 ile çıkıyor. Maç eksiği olduğu için orada oynayarak gelmesi gerekiyor. Yani maç eksiği var.
Ahmet Uçar'la önümüzdeki maçlara olası puan kaybının önüne geçmek için dirençli oyuncuların başında gelen Alperen, Canberk, hatta Burhan gibi oyunculara şans verilmeli. Mevcut kadro her geçen gün her hafta yükü taşıyamaz hale geldi. Özellikle Hasan ve Taha'da düşüşün olması takım için hiç ayrı hayra alamet değil. Özgür Söylemez. Maç esnasında öldük dirildik. Maçın başlarında gol attı. Ofsayt gerekçesi sayılmadı. İkinci yarıda Hoca Mustafa Sevgi yerine oyunu alabilirdi. Şu an düşünüyorum da hocamız 3 puanı garanti görüp oyuncuları Antep maçına saklıyor umarım. Seyit Ahmet. Hiçbir maçı hafife alınmamalı. Aksine artık ciddiyetle oynamalı. Sanki maç zaten alırız havasında çıktı Ordu maçına. Eğer bir mağlubiyet veya beraberlik olup o taraflı sahaya atacağı yabancı madde ve koltuklardan kim sorumlu olacaktı? Hoca her hafta maç bakıyor önümüz diyor ama Ordu maçına oynamadan... Bir daha alayım. Hiçbir maç hafife alınmamalı. Aksine tamam. Artık ciddiyetle oynanmalı. Sanki maçı zaten alırız havasında çıkıldı Ordu maçına. Tamam. Eğer bir mağlubiyet veya beraberlik olup o taraftarın sahaya atacağı yabancı madde veya koltuklardan atmayacak kim abi. Sorumlu olacak? Abi atmayacak. Takım evet, 3-0, 4-0, 5-0 mağlup oldu diyelim. Olur, futbolda var bunlar. Yani o başka bir tartışma konusu. Takımın kötü oynamasını, şu oynamasını tartışırız ama... İsim neydi güzel kardeşimize buradan söyleyelim. Yani taraftar niye koltuk atsın ya, kötü bir sonuçta koltuk atmak diye bir adet mi var, böyle bir gelenek mi var? Lütfen yapmayın. Yani sorumlusu kim olacak ya, niye atalım ki yani. Sorumlu arayalım, atmayacağız, sorumlu aramayacağız. Aynen öyle. Yaşar Zehra Ergin, Antep bizi yener demiş. Ramazan Bilecen abi, iyi akşamlar. Biz kendimizden başka dostumuz yok. Bunu bir kere daha gördük. Bu adamların iddiası yok, rahat oynuyorlar. Bunlar büyük takımların oynadıklarında asılıyorlar. Dakika 90'da adamlar yine asılıyor. Yok abi ya, çocuklarını aldım, bir rahat maç izleyelim dedim ama Erhan Hoca da sağ olsun kan kusturdu bize. Ali Semiz, iyi akşamlar dik bıyıktan. Ender abi doğru söylüyor. Alperen Buran'ı koysaydı maç farklı olurdu. Abi işimiz çok zor. Kolay maçları zora sokan adam Erhan Altın demiş Murat Çevik. Ahmet Gür, Bağ, her zamanki yerimizi maratonda maçımızı izledik ama üzüldüm, utandım. Dakika 10, taraftar kendi takımına Erhan Hoca'ya küfür ediyor, yüklüyor, suçlu arıyor. Daha dakika 10, nerelere geldi bu takımın taraftarı? Ender Hocam yanlışsam düzeltsin. Taraftar taraf olan demektir. Takım kötü de oynasa taraftar tuttuğu takımı destekler. Yanlı olun, lütfen destek olacaklar gelsin size de. Çok güzel Ahmet. Tebrik ediyorum. Çok güzel yazmış. Özgür Demir, ilk ikiyi zorlarız. İlk iki olmasa bile playoff'tan çıkacağımıza inanıyorum. Playoff'un bütün rakiplerimizde üstünlüğümüz var. Bünyamin Tiryaki, Atilla abi, Gaziantep maçı olmak ya da olmamak maçı olacak. Çok asla önemli. Değil. Maçı Antep asla Allah değil. Korusun yenerse Antep potuya girer. Biz veda ederiz. Asla veda etmeyiz. Son gün, son maç, son düdüğe kadar bu mücadele devam eder. Olabilir, yenebiliriz, yenilebiliriz. Ama rakiplerimizin de oynadığı maçlara bir baktığımız zaman yani bir mağlubiyetle her şey bitti, yerle bir olduk falan gibi bir psikoloji olamaz. Her maçın farklı bir atmosferi, her maçın farklı bir hikayesi var ve her hafta dikkat ederseniz hesap kitap değişiyor. Evet. Her takım her sonucu alabilir. O yüzden yani Antep'i yenersek Antep playoff oynar, biz playoff oynayamayız, biz çok kötü duruma düşer, avantajımızı kaybederiz, kabul. Ama hiçbir şey bitmez. O yüzden seyircimizin, taraftarımızın son ana kadar, son dakikaya kadar, son düdüğe kadar, bakın burası çok önemli. Ya bizim Süper Lig'den düştüğümüz hafta oynadığımız buradaki Sivas maçına bir bakın ya. Aynen katılıyorum. Ya maçın bitmesine daha var 20-25 dakika, hatırlarsın. Evet. Ben hatta seyirciyi bütün kuralların da dışına çıkarak ne yapıyorsunuz dedim ya, maça daha var diye anons ettim. Evet. Dolayısıyla... Her şey olur ya, futbolda 90+1'de 90+2'de 2 tane gol atmayacağın garantisi var mı? Yok. 1-0 90'a mağlup girdin, 91, 92, 2-1 bitti maç. Ne yapacağız o zaman? Evet. Koltukları da attık sahaya 90'da, sonra girip onları mı toplayacağız 91-92'de? Hocam Bünyamin Tiryaki, Atilla abi, kalan 7 hafta için söylediklerinin gerçekleşmesini çok isterim ama bu Erhan altında bana hayal geliyor. Nuri Altop, Atilla abi, Ender hocam, dün uyuduk abi ya. Olsun, Antep'i yeneceğiz. Samsun sevdalısı Cabbar. Selam Atilla abi, nasılsın? Ender Gür abime selam. Aleyküm selam. Stadımızda Ender Gür'ün sesini çok özledik. Samsun'umuz Süper Lig'e çıkacak. Nasipse kimsenin şüphesi olmasın. Kadife Kale'den Muharrem Say, saygılar abim demiş. Bak ben şimdi
Bu konuyla ilgili bir şey diyeceğim de demiyorum hocam. Dede. Demeyeceğim. Nail Maran. İyi akşamlar Atilla abi. Şırnak Silopi'de askerim abi. Aileme selam söylüyorum. Okursan sevinirim. Ne demek? Silopi'de vatani görevinde sana başarılar kardeşim. Sefa Aslankaya zorluk derecesi yüksek maçları en kötü beraberlikle bitiriyoruz. Şansımız var ki bundan sonraki maçlar hep zor maçlar. Sedat Baskın Atilla abi adeta türbünde 9 doğurduk. Ordu Spor'u bile yenmekte zorlanıyoruz. Biz bu oyun sistemiyle Süper Lig'e çıkacağız abi. Allah yardımcımız olsun. Mustafa Tuncel fazla söze gerek yok. Bu takım Erhan Hoca ile playoff'u zorlar. Başka da bir şey olmaz. Beğenmediğimiz Hüseyin Kalpar var ya, o da yoktan var ettiği Alanya'yı yapacak ve direkt çıkacak benden söylemesi. Alanya çıkacak diyor. Aykut Erol. Şimdi kel ölür, sırma saçlı olur, kör ölür, badem gözlü olur. Şimdi geçen sene Hüseyin Kalpar'a huzur evine diye bağırıyorduk. Bu sene Hüseyin Kalpar ilk ikiden çıkar, playoff oynar. Görmüyor musunuz Hüseyin Kalpar'ı? Hüseyin Kalpar hayranı olduk. Sadece dikkatlerine sunuyorum. Erdal Menteş'e hayırlı geceler Atilla Bey. Nevşehir'den sevgiler, saygılar. Eşim Hacer'le beraber izliyoruz. Benim özel telefonumu atmış. Onu da okumuş olalım. Selim Eskibaş, Atilla abi iyi akşamlar. Süper Lig diyoruz. Ordu Spor maçı 3000 kişiye. Abi nerede bu millet? Antep yenelim biz şampiyonuz. Şimdi ben biraz sonra bir şey başlatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şunları bir bitirin mesajları. Aykut Erol, Atilla abi ligin bitmesine 7 hafta kaldı ancak oynanan futbol ne yazık ki Süper Lig yolu biraz zor görünüyor. Rakibe göre oyun oynanıyor. Her hafta hırslı, azimli ve inatçı olmalıyız. Recep Tokaç, atmosferi ve adrenali yüksek olan maçlarımızda sıkıntı olmuyor. Tribün desteği ona göre de daha da mükemmel olabilir. Bizdeki tribün başarısı endeksli. Bizim taraftarın %90'ı iyi gün, kalanı her gün taraftardır. Dolayısıyla sabır ve iyi niyetli bir şekilde yolun sonu Süper Lig olur inşallah. Çetin Güzel, iyi akşamlar ben Oğuzhan. Çarşamba Spor, Ladik Spor başlarının kararında hangi sonuç çıkar? Ender abim yanıtlarsa sevinirim. Biraz sonra ona gireceğim. Notlarımız da var. İbrahim Öztürk, ben Niğde'den İbrahim. Sizleri çok seviyorum. Samsunspor inşallah çıkarız bu yıl. Muhammed Yazar, İstanbul Bağcılar'dan selam. Aleyküm selam diyelim. Balık Sevdası, hayırlı programlar. Samsunspor için çok sevinçliyim Atilla Bey. Bana mutluluk veriyor. Samsunspor camiasına emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Herkese selam. Yüksel Ömüral, kardeşi kardeş yaratmış, kesesini ayrı yaratmış, ana baba ayrı, ne kardeşi dost kazı. Maratonda 70. dakika acaba sürpriz mi olacak? Maç bitinceye kadar evet şüpheyle seyrettim. Yükselcem o kadar yazmışsın, ben de bir tanesini okuyayım dedim. Seni boş geçmeyelim dedik. 26 maçtır keşke iyi oynasaydınız da birinci yarıdan itibaren Orduspor düşmüş olmasaydı. Herkes 5-6 atar gol yerken niye bize karşı bu hırs, anlamış değilim. Gökhan Kemiksiz, hayırlı akşamlar Atilla abi. Futbol analizi playoff'ta zor gireriz, girsek de nasıl çıkarız? Erhan Altın Samsunspor'un hocası olamaz. Sami Gün izleyemiyoruz demiş. İnternette yığılma var arkadaşlar. Arkadaşım az evvel bana bilgi verdi. Bu nedenle internette sıkıntı çekebiliyorsunuz. Çökmüş daha doğrusu. Orhan Çakır, Ordu Spor'a kimsenin kızmaya hakkı yok. Adamlar çıktı topunu oynadı. Esas kızılması gereken Erhan Hoca'dır. Rakibi ciddiye alınmadığı için çıkardığı kadrodan bellidir. Önce maçı alırsın, daha sonra değişikliği oynarsın. Hocam senin programın başında söylediklerin. Ahmet Ceyhun Dönergüz, iyi akşamlar. Öncelikle takımı kutluyorum. Lütfen hocamıza kimse uğraşmasın. Hocamızı seviyoruz. Tribünleri sezon başından beri maçlara geliyormuşuz da başarı bekliyoruz. Başarı tarafsız olmaz. Musa Çalışkan, Erhan Altın çok süper götürüyor. Buradan Atilla abime selam. Ceren Aslan, Temu Çorap, Ali Aslan, Atilla abi Ladik Spor'a çoraplar ulaştı. Samsunspor'a başladılar. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar aradılar beni. Katkılarınızdan dolayı özellikle Temu Çorapları Sayın Ali Aslan'a teşekkür ediyorum. Sefer Arslanoğlu, abi bu takım Süper Lig'e çıkacaklar. Hiç şüpheniz olmasın demiş. Daha var mı? Serkan Karay'ı yayınlar Atilla abi. Ordu Spor maçı farklı olurdu ama kaleci niçin çabalıyor anlamıyorum. Evet. Benden bu kadar. Şimdi hocam, hakikaten taraftar destek azalıyor. Yani biz
bu taraftardan çok şeyler bekliyorduk. Şimdi ben diyorum ki Allah nasip ederse Gaziantep maçından zararsız dönersek, 1 puan veya 3 puan alırsak, haydi Samsun bayrak as. Dönmesek asmayacağız mı? Sloganını başlatalım. Yenilsek asmayacağız mı? Hocam yenilsek bir taraf yani o olmaz. Niye Antep maçını bekliyorsun yani? Ne yapalım? Yaptın bir hayır madem tam yap. Yarın başlat bunu, Antep maçını niye bekliyorsun? Bak hocam, az önce bir şey söyledik, sen beni dinlemiyorsun tabii. Yaşlılık var, vakit ilerledi, uyku çöktü. Ya, bak. Ne alaka hocam? Son ben hafta. Gece 2'den evvel şey yatan adam değilim. Son hafta, son maç, son düdük çalana kadar bu takımın desteğe ihtiyacı var kardeşim. Hocam tamam. Ya desteğe ihtiyacı Antep var. Antep maçından ya. Sonra takarım, ne var yani? Hayır, diyorsun ki Antep şimdi maçı. Şimdi insanlar şöyle tamam. Kırgınlar. Ordu ya niye maçı... kırgın? Ya hayır, biraz böyle içeride şeyler var. Ya kardeşim ya, Türk milli takımı Letonya'ya elenip Dünya Kupası'na gidemedi ya. Tamam. 2002 Dünya Samsun Kupası'ndan Spor. Sonraki turnuvayı söylüyorum. Samsun Spor. Estonya'yı yenemedik biz ya. Samsun Spor. Biz Azerbaycan'ı yenemedik ya. Sezer ya Ordu Spor'a. Olur, bak, az maçlar, bir dakika hocam. Çok daha bir şey söyleyeyim. Ordu Spor'a golü atınca Sezer yan tarafımızda oturan Erkut Tutu başkanımız ağladı, ağladı. Ya sayın başkan maçları hep stresli izliyor zaten. Yani onun yapısında var o. Şimdi ya olur ya, bu senede bir kere olur mu bu tür maçlar, ne var yani bunda? Dünyanın sonu mu? Tamam kötü oynadık, tamam tırnak yedik stresten, tamam saç baş yolduk, tamam şu oldu, tamam bu oldu ama bitti, tamam geride kaldı. Her maçın farklı bir hikayesi var diye konuşuyoruz. Bu maçın hikayesi de böyle oldu. Hocam, ne yapalım? Kim ya isterdi şöyle, böyle olmasını? Rahat rahat şöyle oturup da bir maç izleyemeyecek miyiz? İzleyemeyeceğiz abi. Futbolda öyle bir şey yok. Rahat yok. Ben sana söyleyeyim, rahat. Hangi maçı izleyeceğiz? Şimdi oraya geleceğim şimdi. Şimdi az önce dedin ki bak, cümleye şöyle başladın. Gaziantep, ben bir şey başlatıyorum. Gaziantep maçından 1 puanla ya da 3 puanla dönersek. Ben de soruyorum. Gaziantep maçından 1 puanla ya da 3 puanla dönmesek her şey bitiyor mu? Hocam tabii canım, moral olarak çöküyorsun ya. Allah Allah. Ya bir oradan zaferle dönüp o bayrağı sallayarak gelmek var. Ya bir de yenilmişsin. Tamam, neyi nasılacaksın ya? Ben bir şey söylemedim ya. Hayır ama hocam doğrusu değil mi? Ya ben bir şey doğrusu söylemedim. Doğrusu değil mi? Hadi tamam. Değil. Doğrusu değil. Hiç asmamaktan daha iyi bu şehirde asmak. Şu anda soruyorum sana. Bu şehrin sokaklarında, caddelerinde, esnafında, taraftarında, tribününde Süper Lig hedefi olan, şampiyonluğa oynayan bir takım havası var mı? Var mı? Yok. Soruyorum. Yok. Yok. E o zaman bu topçulardan ne bekliyoruz biz abi? Gaza getirelim bu takımı. Destek verelim bu takıma. Hep başından beri söylüyorum. Aynı şeyleri söylüyormuş gibi olacağım ama mecburum söylemeye. Kardeşim, yöneticisiyle, futbolcusuyla, teknik heyetiyle, basınıyla, taraftarıyla, esnafıyla, sanayicisiyle, iş adamıyla, şehrin dinamikleriyle, yerel yöneticileriyle, milletvekiliyle, bakanıyla. Ya dur da dur, dur azıcık. Ya biz tek yürek olamadığımız zaman başarıya gitme şansımız yok. Hocam ben bu... Bunlar birer puzzle'ın yapbozun parçaları gibidir. Bu bunun bir tanesi eksik olduğu an o biri bütünlük arz etmez. Hep bunu söylüyorum. Hocam, bıkmadan, usanmadan da söyleyeceğim. Az dur, güzel bir konu var da azıcık dur, aklıma gelmiş, yine söylüyorum. Gaziantep'ten puan ya da puanlarla dönelim Samsunlu iş adamlarımızdan. Abi 2'ye 3 ebadında Atatürk armalı bayrak yapsınlar abi. Altlarına da firmaların isimlerini yazsınlar. Biz buradan dağıtalım abi. Caddelere, sokaklara tamam, dağıtalım. Tamam, ben de istirahat ederim. Sen de bayrak dağıtma programına çevirirsin programı. Biz niye dağıtalım abi ya? Ya onları teşvik ediyoruz. Abi biz kampanya programı mıyız ya? Ya teşvik ediyoruz. Biz niye dağıtalım abi? Biz yastık dağıt, forma dağıt, onu dağıt, bunu dağıt. Biz spor programı yapıyoruz Cebeci. Onda haklısın. Onda haklısın. Peki sözümü geri aldım o zaman. Görevi olanlar yapsınlar değil mi? Kampanya mı var Kadir burada ya? Ben başka bir şey söylüyorum. Diyorum ki bak, Antep maçından 1 puanla ya da 3 puanla dönersek diyorsun. Dönersek. Dönmesek her şeyin sonu mu diyorum ben de sana? Niye yarın başlatmıyorsun böyle bir şey başlatacağın? Kaldı ki bu bir çağrıdır. Bak bir daha söylüyorum. Hocam, bu şehirde şu anda Süper Lig havası yok. Yok, doğru. Tribününde yok. Urfa'da vardı ama gördün mü? Basınında yok. Vardı tabii Urfa'da.
Ha bak ne oldu? Dur. Bizim Mehmet Başkan, Mehmet Yazıcı. Evet oydu herhalde değil mi? Şube müdürü, polis şube müdürü Sidat'tan sorumlu. Dedim müdürüm dedi sana dedi bir şey göstereceğim dedi. Telefonundan ben hemen anladım. Hani gittiğimizde billboardlarda polis teşkilatımız Şanlıurfaspor'a Süper Lig yolunda başarılar diler. Siz dedi bize niye yapmıyorsunuz dedi. Çok güzel bir olaydı tam orada. Şimdi yarın inşallah sayın müdürlerimiz, emniyet müdürümüz başta olmak üzere yapsınlar abi billboardlara koysunlar. Emniyet haftası değil mi? Onları da kutlayalım. 170. yıl dönümü herhalde. Onları da kutlayalım. Yapsınlar abi. Urfa'da biz bunu gördük. Urfaspor'a şampiyonluk yolunda, Süper Lig yolunda başarılar dileriz diye. Bizden de başlatsınlar. Başka şeyler de başlasınlar. Benim aklıma geleni şimdi söyledim ben bu arada. Neyse. Muharrem Bahar, Ne demiş hocam? biraz ismi uzun da okuyamıyorum kardeşimiz. 4 yaşında kızım Kardelen, evet Muharrem Bahar Kardelen şeyi var. 4 yaşındaki kızım Kardelen'le sizi izliyoruz diyor. Bize selam gönderirseniz mutlu oluruz diyor. Evet 4 yaşındaki Kardelen kardeşimize selamlarımızı gönderelim. Hemen ardından da eklemiş. Abi siz zahmet etmeyin. Samsunspor için bayrakları ben dağıtırım. Nereye isterseniz götürürüm Gördün diyor. mü? Gördün mü taraftara? Helal olsun. Teşekkür ederim. Ben bu arada İsa Karaca Bey'e özel bir selam yollayalım. Davut Uğuz. Dur bana Evet, gelen devam et. mesajları okuyayım ben. Oku. Bana cebimden gelen varsa ben de Atilla abiye katılmıyorum. En çok sevdiğim mesaj başlığı bu. En çok bu cümleyle başlayan mesajlar. Ya böyle mesajlar çekerseniz okurum. Bak. Antep deplasmanından puan almasak da hiçbir şey bitmez. Davut Uğuz yazmış bunu. 3 puan alamıyoruz. 3 deplasmandır. Bence bizi lige çıkaracak maçlar iç sahadaki maçlar demiş. Kozluklu Vedat Şen diyor ki hocam senin dediğini yönetim verecekti. 2-3 isimli adam alıp bu şehri havaya sokacaktı. Bak bu da bir görüş. Yönetim diyor 2-3 isimli adam alıp şehri diyor şampiyonluk havasına sokamadı diyor. Evet. Mehmet Arslan demiş ki sen diyor Atilla abiye laf anlatamam abi demiş. Bak benim hislerime tercüman olmuş. Anlatamıyorum Mehmet kardeşim ne yapayım? Ben anlamak istemiyorum. Benim Samsunspor'uma zarar gelmemesi için ben anlamak istemiyorum. Ben de öyle düşünüyorum arkadaş. Tamam Ender Hoca belki çok doğru şeyler söylüyor ama ya ben bu takıma toz konduramıyorum. Kondurmak istemiyorum. Bu bir daha iki. Hatır Zeki şikesi yapılabilirdi ya. İşlek de Ne diyor? Ordu maçının izlerken diyor iki takımın teknik heyetine baktım diyor teknik direktörüne. Sanki diyor playoff oynayan takımın teknik direktörü Ordu'nun teknik direktörü gibi geldi bana diyor. Ahmet Uçarlı da sana diyor ki bu akşam diyor Atilla abi diyor futbol literatürüne değişik terimler kattı diyor. Teşekkür ediyorum. Naci Korkmaz da diyor ki en zor maçımız Altınordu. Altınordu maçına diyor dikkat edin diyor. Mustafa Can Aygün Sezer diyor kiralık bonservisi alınmalı mı diyor. Tabii ki alınmalı. Davut Yalın da diyor ki Ender Hoca doğru söylüyor. Bize karşı iyi oynuyor diye Ordu Spor'a kızmayalım. Sen Samsunspor futbolunu oynayacaksın. Mazeret olamaz. Önce maçı garantiye alacaksın demiş. Bu izleyicilerimiz de kırılmasınlar. Onların da Bana da mesajlarını Ünal okumuş kardeşim, olduk. abi iyi yayınlar. Samsun Ladiksporlu futbolcular olarak sizleri izliyoruz. Selamlar demiş. Şimdi oraya geliyoruz. Oraya gireceğim, konuya Sefa gireceğim. Aslankaya da diyor ki bizim mesajları okumuyor diyor. Kırıldık. Bilmiyor ki Hani? mesajların sonunda sürpriz var diyor. Allah Allah. Kim Sefa mı? Sefacığım bazen göremiyor ondandır. Peki okuyorum. Devam ediyorum. Feridun Yavuz program mükemmel çok beğeniyorum Atilla abi. Sorum şöyle. Allah izin verirse playoff'a kalırsa puanlama sistemi nasıl olacak? 3'len 3-6-4-5. evet 3'len 6. sıradaki oynayacak. 4'len de 5 oynayacak. Bunu Çift da maçta evet. oynayacaklar. Ahmet Köksal selamlar demiş. Yakup İlker Çırak bu hocayla playoff olmaz. Pasolik'te yaş sınırı kaç? Arkadaş 8 yaşından başlıyor. Pasolik'te yaş sınırı Tuncay'cığım. O şekilde
Kulübede Serkan, Aykut, Celil, Sağır gibi isimleri görmek istiyoruz. Hoca ya da yardımcı olarak demiş yine Tuncay. Onur Alaca, Atilla abi, Eren Altın'dan olmuyor. Dediği gibi ilk yarı 20 puan kümeden bahsediyor. Canberk, Doğan ve Burhan nerede bunlar? Şükrü Gün, bence tam kadro çıkıp gol attıktan sonra sarı kart ceza sınırında olanları alabilirsin. Murat Çevik, kolay maçları zora sokan adam Erhan Altın. Yaşar Zerha, okuduk onları. Daha var mı bakıyorum arkadaşlar, çünkü toparlayacağım. Evet, bana gelen mesajlar burada hocam. Şimdi hocam biliyorsun Bal Ligi'nde çok önemli karşılaşmalar vardı ve bu arada Terme Ladik ligde kaldı. Çarşamba ve Bafra Spor küme düştüler. Çarşamba Spor'un düştüğü henüz kesinleşmedi. Türkiye Futbol Federasyonu olaylı Ladik Belediyespor Çarşamba Spor maçının sonucunu açıklamadı henüz. Ama hocam yani hükmen 3-0 Ladik Belediye'ye bilemezsin yazılır yani, deniyor yani. Beklenti, futbol otoritelerinin söylediğini söyleyelim. Ama geçen hafta da değindik. Koskoca Çarşamba Spor düştüğü yerden kalkacaktır. Yani Çarşamba Spor'un köklü bir tarihi vardır. Köklü bir geçmişi vardır. Bafra da ya. Yani Çarşamba Bafra az. Çok da iyi bir başkanı var. Evet. Çok da gayretli, özverili bir başkanı var. Çarşamba Spor düştüğü yerden kalkar. Ben de katılıyorum. İnşallah öyle olur. Yani bizi birbirimize kırdırdılar diyebilir miyiz hocam? Bir de o ya var bu yani. Bal Ligi'nin, bu Bal Ligi'nin şöyle bizden 4 takım var ya. Evet. Bunun statüsünden kaynaklanan bir şey bu, problem evet, bu. Sıkıntı oradaydı. İşte aynı şehrin takımlarından son 2'de olanlar küme düşüyor. Bir de biz önümüzdeki sene 3 takımla temsil edeceğiz bu Bal Ligi'nde şehir olarak. Oradan kaynaklanan da belki bir sorun olabilir. Tuncay Semizoğlu da sana selam söylüyor. Aleykümselam. Öyle diyor. Antep maçını kaybedersek her şey biter gibi karamsarlık ya ben yapmasın yok canım diyor. Yani moralimizin daha yüksek olması açısından diyorum ya. Yapmayın. Erol adam. Görkem Gökçe Çetin. Ne diyor? Ben de katılmıyorum Atilla abiye diyor. Katılmayın ya. Katılmayın. Arkadaşlar biliyorsunuz yani ben şu kalbimin hislerimden söylüyorum bunları. Ben bu bayrak olayını attım olaya ortaya. Çıksın şimdi bir firmanın biri desin ki Atilla Cebeci 100 tane ben bunlardan yaptırıyorum kardeşim. Gelsin, gelin, alın, sizler gerekli yerlere verin, cadde, sokak veririz. Yani bunu seve seve yaparız. Buradan da bir şeyi başlatalım diyorum. Şimdi gelelim, Samspor Antep maçından sonra içeride oynayacağımız maç var, biliyorsunuz. Şimdi ondan sonraki maçı siz hiç kimse bilmiyor da onu ben söyleyeyim diyeceğim. Benden duyun. Manisa ve Osmanlı Spor maçı var biliyorsunuz değil mi? Şimdi Antep'e gittik. Geldik önümüzdeki hafta Manisa ile oynadıktan sonra çarşamba günü Osmanlı Spor'la oynuyoruz. Bunu benden duyun. Hiç kimse de yok. TFF'de de bile yok. Evet. Manisa'nın peşine çarşamba günü, pazar günü Manisa'yı oynayacağız. Günü belli değil. Belki cumartesiye de alabilirler o maçı. Çarşamba günü Osmanlı Spor'la karşılaşmamız var. Ondan sonra kalkıyoruz gidiyoruz Adana Demirspor'a pazar günü top oynamaya. Hocam sıkı yönetim dedim ya. Osmanlı'dan sonra? Adana Demirspor'a gidiyorsun. Evet Adana Demir. Bizim en önemli iki maçımız işte peş peşe. İşte burada hani ben az evvel sıkı yönetim dedim ya. Sayın Başkan dedi ki Atilla yani 15 günde 10 günde 4 karşılaşma oynayacaklar hocam. Kolay değil. Evet. Kolay değil. Onun için bakın söylüyorum Osmanlı Spor maçı çarşamba günü oynanacak arkadaşlar. Manisa saati falan belli mi? Yok belli değil. Federasyon programı açıklamadı. Böyle 3-4 haftalık bir açıklıyordu. Henüz program açıklanmadı. Yarın öbür gün herhalde çıkar. Çıkar herhalde. İnşallah yani çarşamba olması çok önemli değil de inşallah akşam olur maç da. Daha iyi olur. Seyirci açısından yani. Gerçi bizim seyirci alıştı 3000 kişiye oynamaya bizim takım. Gece de olsa gündüz de olsa. Cumartesi de olsa, pazar da olsa, çarşamba da olsa ortalama 3000. Ortalama 3000 kişiye oynayacağız. Ondan sonra bu hocayla olmaz, bu topçuyla olmaz, bununla olmaz. Kimle olur? Hadi gelin taraftarla olsun. Tıklım tıklım yapalım ya. Ya bu sene oynadığımız en kalabalık Kayseri maç. Hangi maç? Kayseri maç. Kaç bin kişi vardı abi? 6000 mi? Ya yok böyle bir mantık ya. Süper Lig havası, Süper Lig
modu, Süper Lig hedefi olan bir takımın maçları böyle olmaz. Bunun için yok Paso Ligi suçlayalım, yok şunu suçlayalım, yok bunu suçlayalımla bu işi çözemeyiz. Sahip çıkacağız. Sahip çıkılmayan vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır demiş şair. Sen sahip çıkarsan bu takım Süper Lig'e çıkacaktır. Bu takımda bu kapasite var. Bu çocuklarda bu potansiyel var. Bu şehirde hepsinden önemlisi bu potansiyel var. Şimdi sen beni deplasmanlara beraber gidiyoruz ya, bu sene ilk defa gittik işte Giresun, Ordu, Adana, Urfa. Rekor kırdım ben bu sene deplasman evet. rekoru. Yani ama inanır benim mısın? Onu, benim yanımda onu konuşman ya, biraz hatalı İnanır oldu. Mısın? Şunu söyleyeceğim Sayın Cebeci. Ya gittiğimiz her yerde bir amatörlük, bir acayip şey. GAP Arena, bir stat yapmışlar. Tamam, adı arena. Ya ne arenası ya? Ne arenası arkadaş ya? Giren çıkan belli değil, girişinin çıkışının nerede olduğu belli değil. Ne akreditasyon var, ne protokol tribünü var. Protokol tribünde kimlerin olduğu belli değil. Çocuklar yanımızda. Bir başka deplasmana gidiyorsun, soyunma odasında çocuklar telefonun feneriyle forma değiştiriyor. Bir başka bir yere gidiyorsun, başka bir sorun. Yani böyle acayip enteresan. İşte bütün bunlar, mesela yolda bazen konuşuyoruz. İnsanlar diyor ki ya koskoca Ordu Spor'a bak, niye böyle oldu bunlar? Ya köklü bir şeyi yok. Futbol kültürü yok bu şehirlerin kardeşim. Samsun Spor gibi var mı? Değil. Yok. Doğru. Şimdi Samsun Spor da birçok maddi soruna düştü. Sıkıntıya düştü. Ama Samsun şehri, Samsun takımı ayakta kalmayı başarabildi. Bakın evet. takımlar PTT birincilikte bile tutunamaz hale geldi artık. Bu şehir gerçekten futbol kültürü olan bir şehir. Biz bunu el birliğiyle yapabiliriz. Gelin birlik olalım. Bu takımın Süper Lig'de olmasını istiyorsak, yine tüm Türkiye'nin Samsun Spor'u konuşmasını istiyorsak, tüm ön yargıları bir kenara bırakalım. Önceden tedbirimizi alalım. Herkes bir birey olarak ben bu takım için ne yapabilirim kendisine sorsun. Bırakalım eleştiri yapmayı. Hocam, ondan evet. olmaz, bundan olmaz. Ya kimle olacak arkadaş? 7 hafta var, tamam Erhan Hoca ile olmaz diyen saygıdeğer arkadaşlar. Saygı duyuyorum görüşünüze. O sizin görüşünüzdür, kabul. Ama nedir, alternatifiniz ne? Yani gönderelim Erhan Hoca'yı, 7 hafta kala bir tane teknik adam getirelim. Ya nedir ya, böyle bir şey yok yani, böyle bir mantık yok. Şimdi dün maçtan sonra seyircilerden bir bölümü, ben otoparkta yer bulamadım, seyircilerin olduğu yere arabamı park ettim. Oradan en az 3-5 kişi. Önder Hoca, sen Erhan Hoca'yı savunmaya devam et. E güzel kardeşim. Şimdi Erhan Hoca'yı savunmak mı, savunmam mı? Ya böyle bir şey yapmıyoruz biz. Erhan Hoca'yı falan savunalım, savunmayalım ya. Sonra Erhan Hoca dediğimiz kim bizim ya? Takımımızın teknik adamı ya. Samsunlu. Bizden biri, içimizden biri. Ne yapalım yani? Sahip kimler geldi geçti buraya, bu şehre? Aynen kimler öyle. Geldi geçti ya? Biz kendi çocuklarımızı, öz evlatlarımıza sahip çıkamıyoruz. Vuralım, öldürelim. Ya öyle bir programlar da yaptık biz ki, öyle yazılar da yazdık ki, beğenmediğimiz, hoşlanmadığımız şeyleri dilimizin döndüğü kadar söyledik. Yanlış gördüğümüzü söyledik. Doğru yorumlar da yaptık, yanlış yorumlar da yaptık. Patkabak demiş ki, Ato, Ender'e Ender'e söyle, Ender hocama söyle, anonsa dönsün. Bu işi ben kökünden yorum çözüyorum. Yok. Ben çözüyorum bu işi, biliyor musun ben hocam? Ben konuşmayacağım. Sen konuşma hocam. Ben. Çünkü son bir söz söyleyeyim. Bana da şimdi cep telefonuma çok mesaj geldi de. Bazı densizler var, tamam mı? En hafif tabiriyle söyleyeyim. Bu mesajları, bu sayfalardaki, sitelerdeki çağrıları benim yaptırdığımı söyleyecek kadar alçalan densizler aynen, var. Aynen. Tamam. Bana da söylüyorlar bunu da. Böyle densizler var. Sırf onlara binaen susuyorum. Evet hocam. Muharrem Barda seni seviyoruz. Ender abime selamlar. En büyük Samsunspor demiş. Gelen mesajlar o. Bu arada Samsun Gazeteciler Cemiyeti başta Sayın Başkan Mehmet Yazıcı olmak üzere yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz. Bir teşekkürü de bu cemiyete her türlü katkıyı sağlayan, seyahat etmesinde yardımcı olan Metro Şirketler Grubu'nda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Galip Öztürk, Sayın Necmi Hatipoğlu'na ve Şenolay Yıldız'a da benim üzerime düşen buydu.
canlı yayında bir teşekkürü, bir borç biliyoruz. Onlara bir kere, bir kez daha sezonun sonuna kadar deplasmanlara gitmek için araç tahsis ettiğini söyleyelim. Buradan kendilerine bu katkılarından dolayı teşekkürü, bir borç biliyoruz diyoruz. Programın sonuna geldik. Hocam ilave edeceğim bir şey var mı? Bizim önümüzdeki hafta bizim maçtayız arkadaşlar. Allah nasip ederse Antep yolundayız. Yağmur gibi mesaj yağıyor ama kusura bakmasınlar izleyicilerimiz. Herhalde kapatıyoruz. Herkese çok teşekkür ediyoruz gösterdikleri ilgiden dolayı. Yarın akşam bizim bıraktığımız yerden sevgili Muhammed Çavuşoğlu konuklarıyla beraber yine Samsun Spor'u konuşmaya devam edecek. Artık yarın akşama paslayalım. Yarın akşama çekilelim. Yarın akşama güzel görüntüler var. Ben de bugün görüntüler yoktu. Evet. Bir şeyin azizliğine uğradık. Yarın spor aksiyonda bu görüntülerle birlikte izleyebilirler. Şunu söylüyoruz arkadaşlar, bakın spor aksiyon ve spor 55 programı ortak yayın gerçekleştirecek. Bunun tarihi 22 Nisan'da İsveç'te yapılacak olan KAS'taki mahkemenin sonunda, o hafta içerisinde ya Perşembe ya da Cuma günü. Tabii bilmiyoruz canlı yayınların hangi saatlerde nasıl devam edeceğini veya biz hangi saatlerde yapacağımızı bilmediğimiz için Sayın Erkut Tutu Başkanımız canlı yayınımıza konuk olacak. Yorumcularımızla birlikte sevgili Ender Gür, Avni Demir, ben ve Muhammed Çavuşoğlu ile birlikte 22 Nisan sonrası, yani ya 23 olur ya 24-25 olur, bizi takip edin. Zaten Haber Gazetesi'nde de size bu konuda bilgi verilecek diyorum. Önderim var mı ilave edeceğim başka bir şey? Bir şeye güldün ama söyle bakayım. Çok ilginç mesajlar geliyor. Yani okusak o, burada saat 12'yi biri buluruz. Güldüğüm mesaj şu. Açık renk takım elbise diyor, seni daha zayıf göstermiş diyor. Ben kilolu muyum ki beni zayıf gösterecek? Ona evet, yakışmış hocam, hakikaten teşekkür yakışmış. Ederim. Evet sevgili izleyiciler, yayında ve yapımda emeği geçen Kadir'e, Cem'e, başka kim var arkadaşlar unutmayalım. Teşekkür ediyoruz. Sinan Mustafa, Muhammed Çavuşoğlu da bizi bekliyor. Evet, yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına Sayın Ahmet Şen Ocak başta olmak üzere hepsine sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Samsun'da doğdum, Samsun Spor'la yaşıyorum, Samsun Spor'la öleceğim. Hepinize iyi geceler diliyorum, hoşça kalın.